Seyahatte olanlar hocam teşrik tekbirlerini getirmek zorunda Bayram mı? Çarşamba günü değil mi? Evet. Teşrik tekbirleri Salı başlıyor. Evet. Salı sabahından başlıyor. Bunların hepsini size soracağız. Size detaylı bir şekilde sevgili izleyicilerimize anlatacaksınız. Hatta izleyicimiz herhalde hazır. İlk izleyicimizi ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum, hayırlı sabahlar. Bursa'dan, yeşil şehrimiz, güzel şehrimiz Bursa'dan efendim. Buyurun. Evet. Benim hocama bir sorum olacaktı. Evet. Ben eski eşim tarafından bir iskiraya uğradım. Şu anda evli misiniz? Şu anda evli misiniz? Şu anda evli değilim. Ayrıldım, boşandım ama biz ayrıldım. Beni aldattığı için evden ayrıldım. Ayrıldığım süre içerisinde, ayrı kaldığım süre içerisinde benim patronumla ve başkalarıyla ilişkim olduğunu söylüyor ki patronum da bayan bu arada, belirtmek istiyorum. Tabii sonrasında silahlı saldırıya uğradık falan patronumla beraber. Çok şükür ikimiz de hayattayız. Ama benim hocama sormak istediğim şu, gözleriyle görmüşler gibi benim patronumla ilişkim olduğunu söylüyorlar ki patronum bayan bu arada, tekrarlıyorum. Ben bu kişilere, acaba diyenlere bile hani gözüyle görmüş gibi anlatanlara, bana iftira atanlara değil, acaba diyenlere bile hakkımı helal etmiyorum. Bunun vebali nedir? Hani bana eksisi var mıdır? Hocamdan bunu öğrenmek istiyorum. Evet hocam, buyurun. Çok ağır bir durum. Birincisi, İslam'a giriş şartlarından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle kadınlardan Tahrim suresinde, Mümtehine suresinde ya da Tahrim suresinde bakayım. Evet, Mümtehine suresinde. Altı şarttan biri Allah'a şirk koşmayacağıma, masum cana kıymayacağıma, ikincisi, üçüncüsü zina etmeyeceğime, dördüncüsü hırsızlık yapmayacağıma, beşincisi iyiliği emredip kötülükten sakındıracağım, altıncısı da namuslu insanlara iftira etmeyeceğime söz veriyorum diye Müslümanlığa giriş şartı bu. Çok önemli olduğu için Müslümanlığa giriş şartlarından biri namuslu insana iftira etmeyeceğime. Hocam, o zaman dinden çıkmış oluyor mu böyle iftiradan atanlar? Dinden çıkmıyor, ancak Kur'an-ı Kerim'de, onu da söyleyeceğim, hı hı, şimdi. Birkaç yerde iftira ile ilgili ayetler var. Bunlardan biri, bu kazif cezası denir buna. Kazf demek, birine iftira atmak demek. Namusuyla ilgili. Evet. Şahitlerle ispat edemezse, dünyada cezası 80 sopadır. Ahirette de o iş insanla mahkemeleşecektir. Hocam, hem dünyada cezası var hem ahirette cezası var. Bir de Kur'an-ı Kerim diyor ki yeminleşecek, şöyle diyecek, iftira eden kişi ya da iftira edilen kişi ona diyecek ki sen bunu gördün, doğru tasdik ediyorsan Allah'ın, meleklerin, bütün lanet edicilerin laneti senin üzerine olsun mu? 4 defa bunu söyleyecek. Bunu kocası söylerse, eski eşi ya da kocası, hı hı, söylerse, kocasıyla kadın, Kur'an'da getirebilirler, Allah adına, peygamber adına, melekler adına lanetleşecekler. 4 defa. Şahitlerini getiremiyorsa 4 defa lanetleşecekler ve ayrılacaklar. Bir ayrılma sebebidir. Boşanma sebebidir. Evet. Dünyada bu şekilde lanetleşip ayrılırlar. Ahirette de çok büyük bir cezası var. Yine Hazreti Ayşe annemize de iftira ettiler. Kur'an'da orada seyirci kalanlara, duyanlara da, ses çıkarmayanlara da azar ve tazirle hitap ediyor. Diyor ki siz bu namuslu kadın bu işi yapmaz demeli değil miydiniz? Savunmalı değil miydiniz o kadının hakkını? Susanlara da Kur'an-ı Kerim ceza vereceğini söylüyor. Peki buna uğrayan insan ne yapacak? Bu hanımefendi. Hanımefendi. Gibi. Bunları yemine davet edecek. Hadi o zaman yemin edin, lanetleşelim. Hmm. Birincisi bu. İkincisi, ben size hakkımı helal etmiyorum. Mahkeme-i Kübra'da hepinizden hakkımı alacağım diyecek. Bu şekilde. Evet. Usul bu. Evet, cevabımızı aldık mı efendim? Cevabımı aldım. Birkaç sorum daha olacak hocama. Biraz hızlanabilir miyiz? Evet. Sabah namazını imsak vakti girdikten sonra kılıyorum. Hocam, ezan okunmayı bekleyemiyorum işe gittiğim için.
bu mahsuru var mı? Hani kabul müdür, değil midir? Doğru ya mu biraz beklemekte fayda var ama imsak demişse artık sabah namazı vakti 3-5 dakikalık bir oynamayla belki girmiş olabilir. Bundan dolayı namazı kılarsınız. Yolda geçecekse kılamayacaksanız namazı kılarak hayata başlarsınız. Olur. Olur inşallah. Evet, diğer Bir de yatsı namazının farzını kılabiliyorum. Beden gücüyle çalışıyorum hocam. Vitri vacibi farzını kılıp yatıyorum. Sünneti terk etmiş oluyorum. Yani bunun günahı var mıdır? Zaruret varsa olur. Çünkü sünneti yapan sevabını alır. Hafife almak kastı yok da yorgunluktan, argınlıktan, zaruretten kılamıyorsa o insan inşallah günahkar olmaz. Farzı kılacaksınız. Çok teşekkür ederim hocam. Allah kabul etsin. Rabbim iftiraları yapanlara hak ettiğini versin inşallah. Hayırlı günler efendim. Bursa'ya selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.